Saniye'de Fatma Hanım'la birlikteyiz. Isparta'dan biliyorsunuz yayınımıza katılıyor sevgili Fatma Hanım. Kaç çocuğum vardı Fatma? Dört çocuğundan en büyük olan 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan 15 Şubat 2014 yılından beri kayıp. Dün neler konuştuk bir hatırlayalım. Arkasından annesiyle, Şükür Türkan'ın annesiyle konuşacağım. Arkasından da babası canlı yayında olacak. Isparta'dan canlı yayına katılacak. Bakalım. Çünkü yani bu arada kocan da seni suçluyor biliyor musun? Neden? Birazdan dinleyeceksin Mustafa Bey'i. Tamam. Ama dün ne konuştuğumuzu bir hatırlayalım lütfen. Ya bir insanın çocuğu sevgili izleyiciler 10 yıl boyunca kayıp olacak. 10 yıl ya, 10 yıl ya ve siz 10 yıl boyunca susacaksınız. Ya 3 yılsa 3 yıl boyunca nasıl susarsınız? Benim aklım almıyor gerçekten. Sizin alıyor mu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? Ama dünkü konuştuklarımızı bir hatırlayalım hemen. 15 Şubat 2014 yılından beri sevgili Türkan kayıp. Eşin geldiğinde, eşin nasıl çocuğu, nerede bırakmış çocuğu da gecenin vakti, evet, nereye gitmiş de? O gün nasıl kayboldu? Bana bir anlatır mısın? 15 gün, Şubat'ta ne oldu? Şubat'ın 15'inde biz eşya yükledik. Ya taşınmaya mı karar verdiniz? Taşınacaktık. Köyden taşınacaksınız. Evet. Neden? Eşim batırmıştık biz. Eşimde kaçak durumu vardı. Yani köyden uzaklaşmak için. Eşya yükledikten sonra yemeğimizi aşımızı yedik. Babası olacak şahıs. Ben bunu doktora götüreyim gelelim. Tam mı tesis götürelim dedi. Hamile miydi o zaman? Şüpheleniyordum ben. Sormadı mı çocuğa bir şey? Sormadım, öyle şeyi sormadım. Yani sonuçta 15 yaşındaki çocuk. Şüphelen de konduramadım kızıma. Nasıl yani, karnı mı büyümüştü çocuğu? Yani aynı ben gibi kalıplıydı. Tam da belli değildi ama şüphelendim. Sen hamile olduğunu söyledin mi babasına? Söyledim. Ha, ne zaman söyledin? Bir ay öncesi veya o aralarda söylemiştim Isparta'ya taşımadan önce. Isparta'ya taşımadan bir ay önce söylüyorsun. Evet. Fakat eşin hiç o zamana kadar bir şey demedi. Sadece o gün akşam söyledi. Sonra ne oldu? Ben çocuklarla beraber uyumuş kalmışım. Babası geldi 12-1 arası. Beni kaldırdı. Kız nerede dedi. Ben de kız seninle gitmişti dedim. Yolda indirdiğini söyledi. Kalktım etrafa baktım acaba dedim korkusundan sindim mi ki dışarıya bir yere sokuldum mu ki diye. Evet. Ama bulamadım. Dedi. Hastaneye götürmüş mü Musa Bey kızına? Götürdüğünü, hamile olduğunu söyledi. Yanında demek ki telefon varmışmış dedi. Aradı, kendini götürttürdü dedi. Eşinden şüphelendirme, çocuğa bir şey yapmış olabilir diye aklından geçti hiç mi? Hiç gelmedi aklıma. 10 yıldır senin kızdan haber yok mu? Yok. 10 yıldır sizi aramadı mı? Hiç aramadı. Kızını kimin hamile bıraktığını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Onu da sormadınız. Hiç sormadım ki, kime sorayım? Şikayetçi de olmadınız. Şikayetçi jandarmaya gitmedim, yollamadı çünkü eşim. Neden göndermedi? Etrafın lafından, şeyinden nasıl iş yapacağız diye yollamadı. İnsanlar size sormadılar mı kızınız sordu, nerede, Şükürler evlendirdim dedi? Evlendirdim dedim ben. Bu yalanı neden söyledin? Yani çünkü ilkin jandarmaya gitmedik ya. Hı hı. Şikayetçi olmayınca beni suçlayacaklar diye, yeğenimi suçlayacaklar diye korkumdan da gidemedim sonradan da. Çünkü gerçek yerim yok. Kızına ne oldu sence? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Hiç ölü olarak görmedim yani. Beni götürdüler. Hı. Yani yuvası var diyerek gördüm ben. 10 yıl önce eşin götürdüğünde ya da başkaları kızını öldürdüyse polise gider miydin? Giderdim. Eğer ölü o şey olduğunu bilirdim giderdim. Hı. Durmazdım. Çünkü ben hiç öyle ümidiyle bakmadım. Ben hep bir yerdedir diye baktım. Şimdi kocam Mustafa Bey'i alacağım. Tamam. O da Isparta'dan canlı yayına katılacak. Şimdi bana şunu anlatır mısın lütfen sevgili Fatmacığım? Evet. Kızın Şükür'ün kaybolduğu 15 Şubat 2014. Neredeyse evet, işte kaç yıl olacak? 11. yıla girecek. Yani 10 yıldır susuyorsunuz çünkü. İnanılır gibi değil gerçekten. Şimdi o günü bana bir kaybolduğu günü ben hiç kesmeyeceğim. Anlatır mısın lütfen bana? O günü bir anlat. Kızının kaybolduğu günü. O gün işte akşama da eşya yükledik zaten. Evin önünde eşik kamyon vardı, eşya yükledik. Akşamına da işte çocuklarla eve sokulduk. Eşimle beraber hepimiz girdik. Şoför gitti. Şoförü arabayı koyduktan sonra gitti. Hepimiz eve girdik, yemeğimizi yedik. Akşamına işte saat 8-9 arası eşim ben bunu bir götüren getireyim dedi hastaneye. Tamam. Öyle üstünü altını giydirdim ben, çıktılar ikisi de. Yani o saatten sonra da bir daha görmedim ben. Sonra ne oldu? Sonra eşim saat 12-1 gibi geldi. Yani gelmiş, ben görmedim geldiğini. Ben uyandırdı, kız nerede dedi. Ben size kız seninle getirdi, senin yanındaydı dedim. Hı hı. Ama kız yoktu. Sonra? Sonra işte bağırdı, çağırdı. Yanında telefon varmışmış diye. Hı hı. Ondan sonra ben dışarı çıkmıştım ya, aramıştım. Hı hı. Ama bulamadım dışarıda, kendisi içerideydi.
Peki kızına çıkarken, evden çıkarken ne giydirdin Şubat ayı? Şubat ayı üstü altı giyiniydi, sadece üstüne gocuk giydi. Altında ne vardı çocuğun? Pantolon vardı. Pantolon vardı. Pantolon vardı. Çünkü kocuğu montu ne renkti? Maviydi. Maviydi. Başı açık mıydı, kapalı mıydı? Ben yazma örtmüştüm. Başına yazma örttüm. Yazma örtmüştüm. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Hiç aynı günlük şey gibiydi. Değişen bir şey yoktu yani. Suratında şeyinde hiçbir şey yoktu. Yazma ne renkti? Kırmızıydı. Montu? Montu maviydi. Yazması kırmızı. Eşofmanı? Eşofmanı, kot pantolonu da öyle. Tam hatırlamıyorum onu. Peki kızın yanında giderken, hastaneye giderken yanında ne götürmüştü? Ne götürdü? Kimliğini götürdü. Sadece hiçbir şey, başka bir şey götürmedi. Sadece kimliğini cebine sokmuştum. Sen mi soktun kimliğini cebine? Ben kimliğini ben sokmuştum. Ya yani montun cebine mi soktun? Montun cebine sokmuştum. Sonra kimliği siz nerede buldunuz? Ben bulmadım. Eşim neden sonra bana gösterdi bulduğunu. Kaç yıl sonra bulduğunu söyledi? 1-2 sene sonra İsparta'dan geri döndükten sonra gösterdi. Peki sen hamile olduğunu anladığında, annesin ya ve kızın çocuğun da 15 yaşında ya Fatmacığım. En büyük kızın. Çok da benziyor evet. sana. Evet. Kızını seviyor muydun? Çok seviyordum. İlk göz ağrımadı. İlk göz ağrın biri tarafından tacize uğruyor. Evet. Hamile bırakılıyor. Sen çocuğun hamile olduğundan şüpheleniyorsun. Çocukla hiç neden konuşmadın? Çocuğum suskunudu ya, çok suskunudu. Ama çocuğun hamile ya. Konduramadım, Didem Hanım, hiç konduramadım. Çocuğumu da öyle bir şey süper, inanamadım. Yani öyle bir şey yapmayacağını hiç aklım ucundan geçmedi. Peki kocana niye söylüyorsun? Sen niye alıp çocuğu hastaneye götürmüyorsun? Ya benim aklım o kadar şey değildim. Yani şimdiki gibi değildim o zamanlar. Suskunudum. Ben de aynıydım. 10 yıl boyunca suskundun yani. Evet, ben de aynıydım. Nasıldı? Yani kızın nasıl bir çocuktu? Ben de konuşmasını yapamazdım. Ben sonradan dışarıya işe gittiğim için ben açıldım azıcık. Ben de o zamanlar aynıydım. Ben de körüdüm. Kızın nasıl bir çocuktu? Çok uslu bir çocuktu. Öyle bir şeyli yiyordu, deliliği şeyli yiyordu. Yani şimdiki çocuklar gibi değildi. Yani akşama kadar oğlanları bakardı. O küçük çocuğumu o büyüttü. 15 yani o annelik o mi yaptı? O 2,5 yaşındaki çocuğa mesela ben işe giderdim o bakardı. Okuyor muydu peki? Okul mu oluyordu? 5'ten çıkarmıştık yani okul şeyini gitmeyeceğiydi. Yani kocan o gün çocuğu hamile olduğunu öğreniyor. Evet. Sonra çocuğu eve gönderiyor. Evet. İnsan bir şok yaşamaz mı? Şok olmaz mı? Sen de gelip seninle eşiyle paylaşması gerekmez mi? Bu çocuk hamile, ne yapacağız? Fatma ne yapalım ya diye. Ona ben hiç aklım şey etmedi Didem Hanım. Hı? Çünkü yarı yolda Gomas'ı beni mahvetti. Eve teslim etmesi, yarı yolda Gomas'ı beni mahvetti. Peki sen çocuğunun hamile olduğuna nasıl şüphelendin? Ya vücudunun şeyinden şüphelendim ben. Mide bulantıları mı vardı Hayır, çocuğun? Hayır yoktu. Hiç ben onu görmedim. Çocuğun nasıldı, vücudunda ne vardı çocuğun? Yani galıplıydı şeydi yani tam konduramadım ama şüphem vardı. O zaman karnı biraz belirgindi. Belirgindi, çok değildi ama. Kaç aylıktı sence? 4-5 aylıydı o aralarda. Ya, of ya, 15 yaşında çocuk ya. 4-5 aylık o zaman karnı şişmiş. Karnı ama var yani. Ama çok değildi, o kadar çok belli değildi. Ama sen anlamışsın. Ben anlayacak şekilde. Çocuk duşa girdiğinde, banyoya girdiğinde ben mi? Ben onu görmedim, duşa hiç göstermedi beni. Peki kendini nasıl? Göstermedi. Karnının öyle belirgin olduğunu nasıl anladın? Yani giymiş, tam şeylik bol giyiliyordu da o kadar da değildi. Yani tam belirli değildi. Ya çocuk saklıyor muydu yani? Saklıyordu. Bol giyiniyordu. Ya ne bileyim, benim aklıma hemen gebelik gelmez. Eğer çocuğun 15 yaşında bir çocuk, sessiz içine kapanık bir çocuk ya, acaba ben ilk kilo zamanlar, mu aldı? İlk zamanlar elmeye gidiyordum. 2 ay ben elmeye gittim. Yani gustunu şey ettiğini görmedim. Hayır insan bak 15 yaşında bir kız çocuğu, senin kızın da böyle içine kapanık bir çocukmuş evet. anladığım kadarıyla. Ya yani insan onun karnına baktığında, şişkin olduğunda hamilelik aklına gelmez hemen. Acaba çocuğumun bir rahatsızlığı mı var? Karnı neden şişiyor diye düşünür. Ya yani o çocuğun hamile olduğu insanın aklına gelmez yani normalde. Senin neden aklına hamile olduğu geldi? Ya yani bir şüphem vardı o zamanlar. Tam şey etmiyorum ama bir şüphelenmiştim o zamanlar. Neden olduğunu tam neden bilmiyorum. Neden hamilelik geldi vücudun Fatma? Vücudun şeyinden, boyundan, şeyinden. Neden aklına hemen hamilelik geldi? İşte bilmiyorum ki. Yani sormak da aklıma gelmedi. Sadece o şüphem vardı. Ne kadar sakinsin ya. Çocuk hamile bırakıyor biri ya. İnsan ortalığı ne bileyim gider savcılığa gider Yok. Şikayetçi olur. Siz sorabilirsiniz herkesi. Ben o zaman da aynıydım. O zaman daha fazla sakinedim. Peki. Yani suskunudum şeydim. Cahildim bir anda şeydim. Eşin Mustafa, birazdan alacağım Mustafa'yı canlı yayına. Tamam. Mustafa eve geldiğinde
kızgın mıydı eşini, yani eşin, çünkü çocuğun hamile olduğunu öğrenmiş. Kızgınlığı vardı, şeyliydi, sinirliydi. Yani seni böyle öfkeyle mi uyandırdı? Ben öfkeyle uyandırdım. Üzerinde ne vardı, kıyafetleri nasıldı seni uyandırdığında? Aynı Mustafa kıyafeti, gittiği kıyafet vardı. Mont mu vardı? Evet, kuç vardı, üstünde pantolonu vardı, başka bir şey yoktu. Evin içine geldiğinde onları çıkarmadı mı kocuğu montu? Çıkarmadı, hemen oturdu. Hemen oturdu. Ne yaptınız peki, oturup sana ne dedi? Yani yanında telefon varmışmış, haber verdi, kendini götürdü diye bağırdı, çağırdı. Elin yüzüne nasıl bakacağız, kimlere ne diyeceğiz diye bağırarak konuştu. Yani senin kızın hastaneye gittiğinde yanında telefon var mıydı? Yok, saklamış diyor yani, bizden saklamış diyor. Yani ondan öte tarafın telefon verdiğini saklayarak kendine haber verdiğini söyledi. Yani senin kızına telefonu, onu hamile bırakanlar mı vermişler? O taraf verdiğini söyledi, yani bizden sakladığını, kendini arattırdığını söyledi, kendini aradığını. O zaman sen kızının montunun cebine sen şeyi koyduysan, kimliği koyduysan üzerinde telefon olmadığını da görürsün. Yoktu öyle bir şey. Telefon yoktu. Yoksa o zaman eşin seni yalan mı söylüyor Mustafa? Vallahi bilmiyorum. Yani yanında telefon yoksa o çocuk kimle görüştü, kimle haberleşti, kimle nasıl şey yaptılar, götürdüler çocuğu? Bilmiyorum, ya da takip ettiler ya da eşim ne yaptı bilmiyorum. Eşin ne yaptı? Gene de vermiş olabilir veya başka bir şey de olabilir, bilmiyorum. Yani sen çocuğu Mustafa'nın babasının birilerine sattığını mı söylüyorsun? Yani satmış da olabilir veya yolda da konuştu, çünkü şeyli bu baba değildi. Düşünceli bir baba değildi. Peki sana yani gelip... yarı yolda da koymuş olup götürmüş olup başkası götürmüş de olabilir. Öyle umursamaz mı çocuklarını, evlatlarını? Umursamaz. Allah Allah. Dört çocuğumun yanında da bir beş dakika durmuş değil, açtı susuz demedi. Oh. Ben çocuklarımı kendim besledim. Neyle besledin? Kendim besledim, çalışarak besledim yani. Hiç çocuklarımın yanında aç mı susuz mu demezdi. Yani kahveye giderdi, tamam. Sorabilirsiniz. Hiç babalık yapmadı yani. Hayır. Aç mı kaldınız? Çok aç kaldık. Yapma ya. Ben işe gitmeye başladıktan sonra çocuklarıma baktım. Bir de onlar çıkardım. Ben yığa ve yele geçindim. Yani evin eşyasını kendim eşyamı kendim düzdüm. Mustafa hiçbir şey yapmadı yani. Hayır. Mustafa'yı alacağım ben hiçbir ama. Şey siz girdim. Ben kuru binaya girdim. Islak binaya girdim ben. O ev ıslığıydı girdiğimde. İnşaatıydı. Bir eşyam, oturacak eşyam yoktu benim. Bir kızın da ortalıklarda yok ama. Buyur. Kızın da ortalıklarda yok şimdi. 10 yıldır i̇şte, yok. İşte o da yok. Ya hiç... sen de susmuşsun, o da kocan da susmuş. Ben kimsenin suratına bakmayacağım için, bir de sustuğum için sustum. Yani ilk zamanlar sustuğum için sonradan sustum. Söyleyemedin sonradan. Evet, sonradan çıkaramadım. Ama içim çok yandı. İçime alav çok yandı alav. Özlüyor musun kızını? Çok. Ya bir insan evladından vazgeçemez. Ya bir hayvanı daha çok seviyorum. Ben hayvanları bilen kıyamam ben. Yani ölmüş olduğunu hiç ümidim yok. Yaşıyor mu diyorsun? Yaşıyor diyorum ben. Yani öyle ümidine hiç bakmadım. Bir gün olacak, çıkacak diye baktım. O ümidiyle durdum. Ya ben eşimin bir yuva olduğu için durmadım eşimin yanında. Ben çocuklarım için durdum. Eşimi sevdiğim için durmadım yanında. Geçecek yerim olmadığı için durdum. Çünkü ben kendim çalıştım. Eşim sabahını kalkardı, kahveye giderdi. Saat 12-1'de gelirdi. Yani yük benim üstümdeydi. Ben çocuğa, kızıma gor giderdim çocuklarıma. Ama bu çocuk 10 yıldır ortalıklarda yok ya. Ya 10 yıl ya. İşte. O milletin suratına nasıl bakacağım diye sustum. Hamilelik yüzünden ya sustum. Fatmacığım, peki eşin sana gelip kalk kalk dedi, hamile olduğu kesin eşli dedikten sonra karı koca ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. Çocuklarımın yanında topladım, çocuklarımın yanında oturdum. Bir aradım işte dışarıda mı ki, acaba korkusundan sindim mi diye aradım ama bulamadım. Sonra uyudun mu? Uyumadım. Sabaha kadar hiç uyumadım. Zaten uyku dönemim kaçtı Didem Hanım. Ben doğrusu uyuyamıyorum. Hala daha uyuyamıyorum. Neden uyuyamıyorsun? Çünkü acımdan, sustuğum için. O vicdan hiç gitmedi. Keşkeler hiç gitmedi Didem Hanım. O keşkeler hiç bitirmedi ben 25 senedir.